Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezimizin başta ilçemiz olmak üzere İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin başında hepimizi derinden etkileyen İsrail'in vahşetini bütün yüreğimizle, canı gönülden telin ettiğimizi tekraren bu mikrofon aracılığıyla ilan ediyoruz. Türkiye devletimizin son dönemlerde yaşadığı afetleri hepimiz biliyoruz. Deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. Aynı zamanda iklim değişikliği vesilesiyle dünyanın çeşitli noktalarında olduğu gibi ülkemizde de felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. 6 Şubat depreminde olduğu gibi devletimiz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımız, tüm kurumlarımız, STK'larımız ve millet olarak hep birlikte ve anında felakete uğrayan kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Felaket olduktan sonra müdahale etmek, o felaketi ortadan kaldırmak kadar felaket öncesi yapılacak olan çalışmalar da çok kıymetlidir diye düşünüyorum. Bizler dönüşüm projeleri devam ederken gördüğünüz gibi 14 bin metrekare içerisinde Sultanbeyli Belediyesi olarak yaptığımız Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezimizde Kaymakamımızın destekleriyle, Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle ilk olarak bütün öğrencilerimizin buradan geçmesini arzu ediyoruz. Bu eğitimleri almasını arzu ediyoruz. Ve ardından kaymakamımızla zaman zaman takılıyoruz. Vatandaşlarımızı da zorla buraya getirerek bu eğitimleri verdirmek istiyoruz. Hemen sağ tarafımızda Turgut Cansever Kütüphanesi var. Aslında Meydan Park'ta adını vermiştik. Fakat oraya Oktay Sinanoğlu dedik ve Turgut Cansever'in adını buraya verdik. Ve Turgut Cansever'in başta İstanbul depremi olmak üzere Türkiye için çizdiği bütün projeleri de duvarlara astık. Ve burada başta gençlerimiz olmak üzere sadece Sultanbeyli'nin gençleri değil, işte açtığımız bilim ve teknoloji merkezine İstanbul'un farklı noktalarından randevuyla gelen öğrencilerimiz var. Buraya da İstanbul'un farklı noktalarından gelip bu eğitimleri AFAD'ımızın eğittiği eğitmenlerimiz vasıtasıyla inşallah yapmış olacağız. Bu duygularla Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezimizin hayırlı olmasını dilerken burada emeği geçen başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere başkan yardımcılarımızdan müdürlerimize, şeflerimizden teknik arkadaşlarımıza, mühendisimizden yüklenici firmamıza kadar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. 14 bin metrekare alan üzerine inşa edilen bu Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi, işin uzmanları tarafından belli bir program dahilinde, başkanımızın da biraz önce ifade ettiği gibi, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm halkımızı öncelikle bir farkındalık eğitiminden geçirip daha sonra da istekleri doğrultusunda ileri aşama eğitimlerini yapmayı planlıyoruz. Yapılan hizmete sahip çıkacağız. Hizmet ehline sahip çıkacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, ekibine de dualarınızı eksik eylemeyin diyorum. Çünkü 85 milyonun geleceği, ülkemizin birlik beraberliği ancak irade sahibi güçlü liderlerle hayat buluyor. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Ben saygıdeğer belediye başkanımızı tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Sultanbeyli halkına, siz değerli komşularımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cenab-ı Hak tüm afetlerden tüm insanlığı, ülkemizi muhafaza etsin. Saygılar sunarım efendim. Burada sadece deprem değil, diğer afet türleriyle ilgili de eğitim veriliyor. Yine İsmail Erdem milletvekilimizin dediği gibi afet ve benzeri durumlarda toplanma alanı, altyapısı hazır yerlerin olması da çok önemli. 39 ilçemizin tamamını gezdim.
Bu anlamda bütün ilçelerimizde irili ufaklı koordinasyon merkezleri var. Ama bu ayarda, bu kalitede, bu büyüklükte, bu kadar kapsamlı ilk defa gördüm. Ben belediye başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Alkışlayalım lütfen başkanımızı.